Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekillerimiz, saygıdeğer arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, bugün grup toplantımızı onurlandıran kadın yoldaşlarım, sevgili anneler ve basının değerli emekçileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şıma herame, çımo serame. Nefsin terbiye edilmesi, nefisle mücadele, bir insanın yaşayabileceği en büyük esaret, kendi nefsine mahkum olmasıdır, kendi nefsinin esiri olmasıdır. Kinine esir olmasıdır, öfkesine esir olmasıdır. Açlıkla terbiye edilme politikasına esir olmasıdır. İşte 11 ayın sultanı nefislerle mücadele etme, nefse karşı direnme ayı bütün inananlara bir kez daha kutlu olsun. Bütün İslam aleminin mübarek Ramazan ayını canı gönülden tebrik ediyorum kardeşlerim. İnancımızın, itikadımızın ama aynı zamanda coğrafyamızın tümünde rengarenk, çeşit çeşit ve zenginlik olan inançlarımızın, itikadlarımızın ortak bir özü var. İnsanlık ve insanlık onurunu yüceltmek. Çünkü kainat insanlık için, insan için, fertler için inşa edildi, yaratıldı. Gelin görün ki bugün başta coğrafyamız olmak üzere bütün İslam aleminin coğrafyası maalesef tiranların elinde inanç birer sömürü aracı haline dönüşülmüş durumda. Ben bu vesileyle bir kez daha Ramazan ayının o açlıkla, nefisle mücadele etme ayının bir kez daha zalime karşı nasıl ki nefsimizle mücadele ediyorsak zalime karşı da bir direnç gösterme, itiraz etme, mücadele etme ve bunu idrak etmeye vesile olsun, hayırlara vesile olsun, ateşe su dökmeye vesile olması dileğiyle bir kez daha ekranları başında bizi izleyen bütün yurttaşlarımıza, bütün kardeşlerimize en derin sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Kardeşlerim, divan da girişte ifade etti. Bundan 4 yıl önce Gezi'de ağacın kesilmesi olarak topluma yansıtılan ama özü itibariyle mesele bir ağacın kesilmesi meselesi değildi. İlk defa Türkiye'de yurttaş bilinciyle ben bilirim, ben yaparım, ben ederim, benden daha iyisini kimse bilemez kibrine karşı Gezi'de bir itiraz ortaya konuldu. Ve o itiraz, o masumane olan itiraz, benim görüşümü almakla mükellefsin ey idareci diyen itiraz maalesef bir kez daha kriminalize edildi. Terörize edildi. Ve belki de 70 yıl boyunca Türkiye'nin Kürt coğrafyasına, Kürdistan coğrafyasına, her itiraza, her hak mücadelesine verilen terörize etme, kriminalize etme, şiddetle bastırma yanıtı İstanbul'da, Gezi'de sivil insanların üzerine bir politika olarak dayatıldı. Maalesef Gezi'de 14'ü sivil, 16 insanımızı yitirdik. Ben bir kez daha bütün bu yitirdiklerimizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle anıyorum. Onların anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Değerli kardeşlerim, aynı zamanda Çorum katliamının canların, inançlarından dolayı katledildikleri adeta Kerbela'nın bir kez daha yaşatıldığı bir günün anmasına tekabül ediyor.
Andolsun ki HDP var olduğu müddetçe bu coğrafyadaki bütün inançların sesi ve soluğu olmaya devam edecektir. Andolsun ki bu coğrafyada bir daha Kerbelalar yaşanmasın diye Yezidlere karşı mücadelenin adresi olacaktır HDP. Ve müsaadeniz olursa içerisinde bulunduğumuz ay aynı zamanda bu coğrafyanın yetişilmiş olduğu ve hayatı sürgünlerde geçen çok kıymetli bir yazarın, çok kıymetli bir düşünürün, şairin anmasını asla unutamayacağımız güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz. Güneşli günler göreceğiz. Saygıyla, sevgiyle, minnetle yad ediyorum. Nazım Hikmet bu coğrafyanın unutulmayanıdır, unutulmayanı olacaktır. Her ne kadar bu coğrafya bugünlerde darbelerin coğrafyası olmuşsa da unutmayın ki her bir darbe, her bir zulüm aynı zamanda kendi karşıtlarını da yani mücadele azmini de ortaya çıkarıyor. Nusubetten ders çıkarmak, nusubetlerden ders çıkarmak yeni nusubetlerin oluşumu önündeki de en büyük engellerden bir tanesidir. Maalesef 2 yıllık çatışma politikası, müzakere masasını devirme, tek başına iktidar olma uğruna bu ülkenin gencecik fidanlarını ölüme gönderme politikası bir darbe mekaniğini işletme politikasına dönüştü. Ve o darbe, o junta kalkışması onlarca insanımızın hayatına mal oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partimin de içerisinde yer almış olduğu bir darbeleri araştırma komisyonu oluşturuldu. 4 partinin ortak rızasıyla oluşan bu komisyon maalesef darbeyi tüm boyutlarıyla araştırmayı önüne hedef olarak koymasına rağmen hükümet partisi darbe araştırma komisyonunun başkanını, başkan vekilini, katibini, neredeyse sözcüsünü, her şeyini kendisinden oluşturmak suretiyle sözüm ona darbeyi araştırma komisyonuna bir darbe gerçekleştirdi. 3 aylık bir çalışmadan sonra çok açık ve net söylüyorum, darbeyi araştırmakla mükellef olan bu komisyonun başkanı daha önce Gülen Hoca'ya, Fethullah Yüce Gülen Hoca Efendi tabiriyle hitap eden bir başkan oluşturuldu. Darbe komisyonu başkanı AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek'in ta kendisinden bahsediyor. Ve darbe komisyonunun başkanı olan bu şahsiyet bugün iktidar tarafından FETÖ'nün kumpası olarak nitelendirilen Ergenekon davası, Balyoz davası, KCK ana davasının da televizyon kanallarında adeta savcısı gibi savunuculuğunu yapıyordu. Bir diğer komisyon üyesine baktığımızda iktidar partisinden İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık, son 1000 yılın en büyük Türk büyüklerinden birisi olan evrensel Türk Rönesansı'nı başlatan bir Türk mucizesi diye bahseden kişi, sözüm ona darbeyi araştırma komisyonunun içerisine yerleştirildi. Şahide Rovi de la Rovi. Sözüm ona darbeyi araştıracaklar, failleri açığa çıkaracaklar. Ama öyle bir komisyon teşekkül ettirdiler ki bizzati ittifak eden, bizzati şahşakçılık edenlerden oluşan bir komisyona dönüştürüldü. Ve dönüp dolaştık bu komisyon tamı tamına 141 kişinin beyanına başvurdu. Ama bu 141 kişi içerisinde esas beyanına başvurulması gereken
başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesine, beyanına başvurulmadı. Başbakanın, bakanların beyanına başvurulmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki bir junta kalkışmasını gerçekleştiren kuruluşun başına, yani Hulusi Akar'ın ifadesine, beyanına başvurulmadı. Bu darbe girişiminde, bu junta girişiminde istihbarat zafiyeti vardır dedikleri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki şahsın beyanına, görüşlerine başvurulmadı. Peki bu nasıl bir darbe araştırma komisyonudur? Bu nasıl bir darbeyi ve hakikati açığa çıkarma çabasıdır? Hemen akabinde 3 aylık bir çalışmadan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Aralık 2016 tarihinde komisyon çalışmalarını bitirme talimatı verdi. Ve hemen akabinde komisyon başkanı Ocak 2017 tarihinde komisyon çalışmalarının bitirildiğini açıkladı. Açıkçası söylemek gerekirse bu da darbeyi araştırma komisyonuna yapılan ikinci bir darbe olarak kayıtlara geçti. Şimdi AKP ve Erdoğan'ın başından beri, çok açık ve ne söylüyorum, başından beri bu darbeyi bütün gerçekliğiyle ve bütün çıplaklığıyla açığa çıkarma gibi bir niyetleri yoktu. Çünkü karanlıkta kalması gereken noktalar, kara delikler vardı. Ne zaman ki kamuoyu, ne zaman ki komisyon içerisindeki muhalefetin milletvekillerinin sorularıyla o karanlıklara ışık tutulmaya başlandı, ne zaman ki soru işaretleri büyüdü, büyütüldü, o zaman bu komisyonun faaliyetlerinin noktalanması gerektiğine karar verildi. Tamı tamına 661 sayfadan oluşan bu raporun içerisine baktığımızda hemen hemen her şey var ama olması gereken hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu komisyon, çok açık ve net söylüyorum, gerçekleri, darbeyi saklama, AKP'yi aklama komisyonudur. Dolayısıyla bu rapor darbeyi saklama, AKP'yi aklama raporudur. Biz bundan dolayı bu rapora meşruiyet vermemek için komisyon üyelerimizi bir müddet sonra bu komisyondan ve sonucu önceden belli olan bu komisyondan çekmek suretiyle suça da ortak olmadık. Şimdi müsaadeniz olursa birkaç hususu bir kez daha sizlerin ve kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Raporda ne diyor? Bu yapı sadece merkez sağ partilerle değil, merkez sol partilerle de işbirliği yapmıştır. Bunun en çarpıcı örneği Anasol D hükümeti dönemidir. Yani 1999-2002 Bülent Ecevit tarafından kurulan 56. 57. hükümet dönemleridir. Şimdi sorarım sizlere, bu hükümet döneminde başbakan yardımcısı kimdi? Bu hükümet döneminde hükümetin ortaklarından biri kimdi? MHP ve Sayın Bahçeli. Şimdi ortaklar bu raporla acaba birbirine madik atmaya yavaş yavaş ısınıyorlar mı? Ben inanıyorum ki bu rapor bir takım sonların başlangıcı olacaktır inşallah. Bir takım gerçeklerin toplum tarafından görülmeye başlandığının zemini olacaktır inşallah. Şimdi bu rapor içerisinde ölmüş, hakkın rahmetine kavuşmuş Bülent Ecevit'in ismini yerleştireceksiniz. Ama bu raporun içerisine ne istediniz de vermedik diyenin ismini geçirmeyeceksiniz. Bu raporun içerisine Bülent Ecevit'in ismini koyacaksınız ama muhterem hoca efendi diyeni, bin yılın düşünürü diyeni, kafasını örtüp onun yanına gidip diz çökeni, bitsin bu hasret diye yollara, mitinglere, meydanlara çıkan, bağıran iktidarı, adını, sanını, liderinin ismini yerleştirmeyeceksiniz. Kusura bakmasınlar. O 12 yıllık dönem içerisinde
bu junta yapılanmasıyla, bu devlet içerisinde çöreklenmiş olan yapıyla 12 yıl, 13 yıl boyuncaki ortaklığınız, aynı yatakta kalışınızın ısısını bu rapor soğutmaya yetmedi, yetmeyecektir. Değerli kardeşlerim, raporun neresinden bakarsanız bakın, çelişkiler yumağı, çelişkilerle dolu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda AKP Genel Başkanı da olduğu biliyorsunuz aynı zamanda, darbeyi eniştemden öğrendim diyor. Ama komisyon başkanı Petek raporda aynı şunu ifade ediyor. Kara havacılıktan gelen pilot subay MİST müsteşarına yönelik verdiği bilgilerden sonra MİT'in ve Genelkurmay Başkanlığı'nın önleyici girişimleri sayesinde darbe girişim saatinin 16 Temmuz gece saat 3'ten 15 Temmuz 16'ya yani 20.30'a çekilmesi darbenin önlenmesinde en önemli faktörlerden biri olmuştur. Hanginiz doğru söylüyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. Bu rapor mu doğru söylüyor? Darbe gerçekten Cumhurbaşkanı kimden öğrendi? Eğer darbeyi gerçekten eniştesinden öğrendiyse o zaman darbe nasıl oluyor da bir gün öncesine çekilebiliyor? Önceden bilinmeyen, önceden öngörülmeyen, daha açığını söyleyeyim, daha vahimini söyleyeyim, daha önceden içerisinde yer alınmayan bir darbe nasıl olur da öne çekilebiliyor? Nasıl olur da bunun hesabı, bunun faturası 241 insana ödetilebiliyor? İşte işin özeti budur. Önceden öngörülen, önceden bilinen, önceden içine sızılan ama durdurulmayan ve aksın, bağırsaklar temizlensin, bir kurtuluş hikayesi, bir kurtuluş destanı yazılsın diye kurgulanmış, bir kurtuluş hikayesi yazılsın diye bir darbe gerçekliğiyle bizler karşı karşıyayız. Bir diğer husus değerli arkadaşlarım, komisyon başkanı Petek diyor ki sadece herhangi bir siyasi partiyle irtibat, diğerine ise uzak bir örgüt yapılanması değildir bu darbe yapılanması diyor. Yani açıkça diyor ki bu darbe yapılanması ve bu cemaat yapılanması özü itibariyle bütün siyasi partilere sirayet etmiş demek istiyor. Buradan bir kez daha hodri meydan diyoruz. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sadece ve sadece darbenin siyasi ayağını araştıran bir komisyon oluşturalım. Ve gelin hep birlikte ucu kime dokunuyorsa dokunsun darbenin siyasi ayağını açığa çıkaralım. Sizler bankaya maaş yatıran, bankaya kredi kartı borcunu yatıran, bankadan hesap çeken yurttaşı alıp cezaevine koyacaksınız. Memuru aşından, işinden, ekminden edeceksiniz. Ama darbenin esas siyasi ayağı olan siz kendiniz bu raporlarla kendinizi aklamanın gayreti ve çabası içerisine gireceksiniz. Bukhade bukhade, bunu kimse yutmadı, kimse de yutmaz. Aha, yutanlara da çok açık söylüyorum, afiyetler olsun. Çünkü bunu yutmak demek, bu gerçeğin ters yüz edilmesine razı olmak demek, yeni darbe mekaniklerinin hayat bulmasına da fırsat vermek demektir. Şimdi yaşayanları bırakmışlar. Neredeyse bu junta kalkışması 1960'ların, 1970'lerin, Ecevitlerin, Demirellerin, Özal'ların marifetiymiş gibi bir topluma sunuş çabası var. Onlar öldü, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Aha yaşayanlar burada, aha bakanlar kurulunda, aha külliyede, aha Çankaya'da, aha bugün grup toplantısını gerçekleştirdi. Bunlar
esas yargılaması, esas sorgulaması, esas açığa çıkarılması gereken ayak halen başta bu ülkeyi yönetiyorlar. İşte bütün bu gerçeklikleri topluma aktarmak, topluma bu manada ışık tutmak da bizlerin görevidir. Kardeşlerim, raporun tümünü incelediğimizde, raporun hazırlanma mantığıyla, kaleme alınış biçimiyle, daha önce KCK ana dosyası dedikleri iddianamelerin hazırlanış biçimi, Ergenekon balyoz davası hazırlanış biçimleri sanki aynı kalemin ürünü. Düşünün, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Sayın Gülten Kışanak bu komisyona geldi ve bütün çıplaklığıyla darbenin siyasi ayağının yol haritasını, aynasını tuttu komisyonda. Komisyon toplantısı çıkışında Diyarbakır Havalimanı'nda gözaltına alındı, tutuklandı, cezaevine konuldu. Çok açık ve ne söylüyorum? Bugün Gülten Kışanak'ın tutuklanmasının en temel nedenlerinden bir tanesi de darbenin siyasi ayağının açığa çıkarılması konusunda ortaya koymuş olduğu cesur beyan, cesur değerlendirmelerdir. Bu vesileyle bir kez daha Gülten Kışanak'a, Fırat Anlı'ya buradan binlerce kez selam olsun. Kardeşlerim, neden bütün bunlar oldu? Neden bu inşa edildi? Bir amaç vardı. Bir amaç. O amaçta kayığın eski sahipleriyle kayığın yeni sahibi olmak isteyenlerin özü itibariyle kayıkçı kavgasıydı. Devleti eski sahiplerinden yeni sahibi biz olacağız diyenlerin kavgasıydı esas kavga. Ama bu kavgada gerçeğin gizlenmesi için yeni bir mite ihtiyaç vardı. Yeni bir kuruluş felsefesine ve kuruluş savaşı verdik deyimine ihtiyaç vardı. İşte bütün bu olanlar bu kavganın sonuçlarıydı ve bu kavganın sonuçlarının faturası yine en az 245 sivil masum yurttaşa kesildi. Ve binlerce yaralıya kesildi. Ama aynı zamanda demokrasiye kesildi, aynı zamanda özgürlüklere kesildi. Yani karşı bir darbenin zemini ancak böylesi bir kurgulanmış kahramanlık hikayesi, kurgulanmış kahramanlık destanıyla ancak bir karşı darbe zemini oluşturulabilirdi. Çok açık ve ne söylüyorum, Allah'ın lütfudur deyimi de bu kurgudan kaynaklıydı. Bu nusibetin açığa çıkarmış olduğu bütün realitelere baktığımızda, evet, bu ülkede bir kalkışma oldu. Bir junta kalkışması oldu. O junta kalkışması, o geceki ölümler, o geceki sivil yurttaşın, halkın, bizlerin, hepimizin direnci ne kadar hakikiydiyse, bu darbenin önceden AKP tarafından, hükümet tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından, ilgililer tarafından bilindiği o kadar hakikidir, o kadar gerçektir. İşte bu hakikat karşısında bir hakikat daha var. Gerçek darbe peki neydi? Gerçek darbe tamı tamına 208 gündür aramızdan koparılan eş genel başkanlarımızın cezaevine konulmasıydı. Gerçek darbe 7 Haziran millet iradesini tanımama darbesiydi. Gerçek darbe bu parlamento çatısı altında HDP milletvekillerinin, yani gerçek muhalefetin muhalefet etmesin diye, biat etsinler diye, boyun eğsinler diye dokunulmazlıklarının kaldırılmasıydı. Gerçek darbe HDP'nin il, ilçe, merkez yürütme kurulu bir bütün olarak HDP fikriyatına karşı yöneltilen saldırılardı. Şimdi tutuklu MYK üyesi ve eş genel başkanımız Aysel Tuğluk cezaevinde ise bu bir darbe sonucudur. Alp Altınör cezaevinde ise bu bir darbe sonucudur. PM üyelerimiz
Ali Ekber Kaya, Edibe Şahin, Nimet Sezgin, Hacı Mehmet Bozdağ. Cezaevinde ise işte hakiki darbe, gerçek darbe bu insanların, bu arkadaşlarımızın, bu yoldaşlarımızın bugün cezaevinde olmaları hakikatidir. Şimdi müsaadenizle ekranları başında bizi izleyen bütün kardeşlerime can kulağıyla bu söyleyeceğim birkaç hususu takip etmelerini, dinlemelerini istirham ediyorum. Buradaki basın emekçilerinden de mümkün mertebe merkezlerinizi de aşarak bu söyleyeceğim hususları kayda geçmenizi ve topluma aktarmanızı istirham ediyorum. Viranşehir, yıl 2003. Müsaadenizle Viranşehir'e geçmeden önce de Selahattin Demirtaş eş genel başkanımıza 96 fezleke düzenlendi. Bu 96 fezleke bir müddet sonra 104 fezlekeye çıkarıldı. Bakın, bu 96 fezlekenin 29'unu tanzim eden hakim ve savcılar şu anda cezaevindeler. Selahattin Demirtaş eş genel başkanımızın bugün cezaevinde olması ve tutuklanmasını gerekçe gösterilen dosyada 31 tane fezleke birleştirildi. Ve bu 31 fezlekenin 9 tanesinin savcısı şu anda FETÖ yapılanması adı altında tutuklu cezaevinde bulunuyor. Siz hem FETÖ ile mücadele ediyoruz diyorsunuz, hem darbe komisyonu kuruyoruz diyorsunuz, hem bu çağımızın en büyük illeti diyorsunuz, ama FETÖ diye nitelendirdiğiniz, görevden aldığınız, ihraç ettiğiniz, tutuklanmış olduğunuz savcının fezlekesini Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasının, Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmasının, Nursel Aydın'ın tutuklanmasının, Meral Danış Beştaş'ın tutuklanmasının, Ayhan Bilge'nin tutuklanmasının, bilmum vekillerimizin tutuklanmasının gerekçesi haline dönüştürüyorsunuz. İşte sizin halen ey iktidar, ey AKP, halen FETÖ ile işbirliğiniz, dayanışmanız bu fezlekeler üzerinden sürüyor. Ama hiç şüpheniz olmasına, o savcılar, o hukuksuzca tetikçilik yapanlar nasıl gün geldi, hukuk onlara da lazım oldu, gün gelecek, hukuk ve hukukun üstünlüğü size de lazım olacak ey müktedirler. Yıl 2013. El Nusra çetelerinin Rojava'da gerçekleşmiş olduğu bir katliamı protesto etmek amacıyla Viranşehir ilçemizde bir etkinliğe Selahattin Demirtaş eş genel başkanımız ve diğer milletvekili ekibiyle birlikte, heyetiyle birlikte Viranşehir'in daha girişindeyken ilgili güvenlik birimleri tarafından durduruluyor. Daha niçin durduruldukları kendilerine anons edilmeden, bildirilmeden birdenbire talimatla, o dönemin polis şefinin talimatıyla, gaz bombasılarıyla ve taziksi suyla saldırıya maruz kalıyorlar. O dönem eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş müdahaleyi gerçekleştiren polis şefine dönüp şunu söylüyor: senin ülkeyi karıştırma amacın var demek ki. Senin gizli, kirli çetelerle ilişkin var demek ki. Sen kaos yaratmak istiyorsun, onun için bu hukuksuzluğu yapıyorsun diye bir diyalog kuruluyor. Hemen akabinde o diyalog bir fezlekeye dönüşüyor. Ve o fezlekeden dolayı aynı zamanda şu anda Selahattin Demirtaş tutuklu. Ama sıkı durun. Sıkı durun. O fezlekeyi düzenleyen ve o provokasyonu yapan polis şefi FETÖ soruşturması kapsamında önce görevden alındı. Şu anda tutuklu, cezaevinde bulunuyor. Bu fezlekeyi meclise gönderen savcı aynı şekilde şu anda tutuklu, şu anda cezaevinde bulunuyor. Değerli kardeşlerim, işte liderlik budur ha. Liderlik budur. Daha 2013'te Selahattin Demirtaş kimin çetelerle ilişkili, kimin çetelerle irtibatlı olduğunu daha 2013'te görüyor. Bir kez daha buradan Selahattin Demirtaş'a binlerce kez selam olsun. Onun yoldaşlığına binlerce kez selam olsun. Değerli kardeşlerim,
Sayın Demirtaş, Cizre, Şırnak ve özellikle de Cizre vahşet bodrumlarına dair Doğu Beyazıt'ta katılmış olduğu bir etkinlikte konuşma yapıyor. Ve o konuşmasında orada yaşananları vahşet olarak nitelendiriyor. Orada yaşananlar kelimenin tam anlamıyla bir vahşetti. Hemen fezleke düzenleniyor. Dokunulmazlığın kaldırılması kapsamına konuluyor. İlk celsede, ilk duruşmada avukatların yapmış olduğu bütün savunmalar, bütün delil önermeleri, ki delil önermelerinden bir tanesi de şudur. Bugün yasaya göre, anayasaya göre, mevzuata göre bir hatip parlamento kürsüsünde, şu kürsüde konuştuğunda dokunulmazlık kapsamı değil bu. Kürsü sorumsuzluğu kapsamına giriyor. Ve bu her hatip için, her milletvekili için, her genel başkan için geçerlidir. Ömür boyu bu kürsüden, bu mikrofondan yapılan konuşmalar bir soruşturma konusu yapılamazlar diyor. Anayasanın amir hükmü bu. Buna rağmen mecliste bu minvalde yapmış olduğu konuşma var. Bu konuşma mecliste daha önce, meclis kürsüsünde daha önce yapılmıştır. Siz bunu bir soruşturma konusu, bir dokunulmazlığı kaldırma konusu, bir müeyyide konusu yapamazsınız demesine rağmen hakimin herhalde acelesi var. Aynı gün hükmü veriyor. Bütün talepleri reddediyor. Ve şu anda dava tabiri caizse hükümle sonuçlanmış durumda. Peki hemen akabinde ne oluyor? Savcısı ama aynı zamanda bu kararı veren hakim FETÖ soruşturması kapsamında hem görevden ihraç ediliyor hem de tutuklanıyor. Şu anda cezaevinde. Ama aynı zamanda bu hukuksuzluk halen devam ediyor. Siz hem terör örgütü diyeceksiniz, hem terör örgütüyle irtikaplı, irtisaplı diyeceksiniz, ilişkili diyeceksiniz, hem de böylesi bir mahkeme kararını mahkeme kararı sayacaksınız. Çok açık ben söylüyorum. Ve bir kez daha da yineliyorum. Bugün tutuklu bulunan bütün vekillerimiz hakkında düzenlenen fezlekeler ve verilen kararlar, örneğin Figen Yüksekdağ'ın mahkumiyetine yol açan kararı veren hakim şu anda tutuklu. Şu anda tutuklu. Ve Figen Yüksekdağ'ın mahkumiyetine karar veren o karar, Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine, parti üyeliğinin düşürülmesine yol açtı. Bugün AKP Genel Başkanı 3 yıl aradan sonra kendi grubunda, kendi arkadaşlarına hitap etti. Ve büyük bir hasret ortadan kaldı diyor. İyi de iki gözüm, sen kendin istedin, Cumhurbaşkanı adayı oldun, anayasaya göre de Cumhurbaşkanı olman durumunda partinle ilişkin kesildi. Ortada bir zulüm yok, ortada bir haksızlık yok. Eğer ortada bir zulüm arıyorsan, eğer bir haksızlık arıyorsan, o da senin eserindir. Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliğinin, genel başkanlığının zorla, zorbalıkla, korsanlıkla, kinle, öfkeyle, intikamla düşürülmesi meselesidir. Andolsun ki biz burada kalanların, biz dışarıda olanların ahlaki, siyasi, insani, vicdani ödevidir. Selahattin Demirtaş gelecek, burada esas o konuşacak. Bu kürsüde esas o konuşacak. Ve o gün gerçekleşinceye kadar bizler bu mücadeleye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, birkaç gün önce grup başkan vekilimiz İdris Baluken ve yine birkaç gün önce grup başkan vekilimiz Çağlar Demirel'in duruşmaları görüldü Diyarbakır'da. Tahliye talebinin reddetme gerekçelerinden bir tanesi yasama faaliyetinin engellenmediği, yeterince engellenmediğine dair bir gerekçeye sığınılıyor. Bakın, eş başkanlarımızın tutuklandığı günden bugüne değin, tamı tamına parlamentoda 80 bileşim, 499 oturum, 257 kanun geçti, referandum gibi bu ülkenin geleceğini değiştiren bir siyasal süreç yaşandı. Çok açık ve net bir şekilde artık öyle bir hal almış ki yargı içerisindeki
bütün dinamik adeta muhalefetin bastırılmasının aracı haline dönüştürülmüş durumda. Ve veya yargı içerisindeki kimi aktörler, kimi dinamikler kendi kriptoluklarını gizlemek için HDP'ye, HDP bileşenlerine, HDP aktörlerine tabiri caizse vur abalıya politikasını ortaya koymaktadırlar. Demirtaş'ın 23 Temmuz 2016 tarihinde yapmış olduğu tarihi bir konuşma var. Diyor ki, darbeye karşı çıkmakla otomatikmen demokrat olunmaz. Asıl şimdi belli olacak demokrat olup olunmadığı. Darbelerin tankına karşı ilk biz durduk ama biz tankın önünde durduğumuzda vatan haini ilan edildik. O tanklarla şehirleri, kasabaları yıkanlar kahraman oldular ve o kahramanlar şu an darbeden dolayı cezaevinde bulunuyorlar. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüphesiz olmasın. Ne ekerseniz onu biçersiniz. O zulmü reva görenlerin ve bugün bu zulmü reva görenlerin bir gün mutlaka ihtiyaç duyacakları yine hukukun üstünlüğü olacaktır. Değerli kardeşlerim, bakın, tamı tamına 208 gün geçti, halen eş başkanımızın tutuklu olduğu dosyada duruşma tarihi dahi belli değil. Yargı nasıl işliyor? Nasıl bir emir komuta sinsilesi içerisinde işliyor? Genel Başkan Yardımcımız Alp Altınörs. Tamı tamına 257 gün geçti, halen duruşma tarihi belli değil. Adı gibi Ayhan, soyadı gibi Bilgen olan parti sözcümüz Ayhan Bilgen'in tutuklanma tarihinden bugüne değin geçen süreyi biliyorsunuz. Halen duruşma tarihi, duruşma takvimi belli değil. Peki, Adalet Bakanı ne diyordu? Hükümet ne diyordu? Hatta ve hatta anayasaya aykırıdır ama ne yapalım? Hani yine de evet diyoruz diyenler. Bu herkese uygulanacak diyordu. Dokunulmazlık herkesin kaldırılacak diyordu. Eğer bir gram siyasi etik, bir gram siyasi ahlak sizde kalmışsa bu soruma yanıt verin. AKP'li 27, MHP'li 9 milletvekili hakkında dokunulmazlık kaldırıldı. Kimisi irtika, kimisi rüşvet, kimisi zimmet, kimisi darp. Her bir şey var içerisinde. Çok şükür onlarda olan hiçbir şey bizde yok. Hepsi siyasi fikirlerimiz, siyasi anlayışlarımız, zulme karşı direnme çabalarımızdır. Kaç tanesi mahkemeye gitti? Kaç tanesi ifade verdi? Gitmeyenlerin kaç tanesi hakkında zorla getirme kararı alındı? Ben size söyleyeyim mi? Ya da ben size söylemeyeyim. Ben size söylemeyeyim, onlar yanıt versinler. Onlar yanıt versinler, biz o yanıtlarını düzeltmenin bir kez daha çabası içerisine girelim. Değerli arkadaşlarım, müsaadenizle son olarak Anayasa Mahkemesi'ne bu minvalde çağrımızı ineliyoruz. Geciken adalet, adalet değildir. Bugün yargının içerisinde bulunduğu durum çok açık ve net ki artık iktidarın maalesef sopası olmuş durumdadır. Bizler, siyasetçiler, ben kendi namı hesabıma söylüyorum, 20 yıldır kesintisiz, hatta 20 yıl değil, 24 yıldır kesintisiz insan hakları, demokrasi ve barış çabasının içerisindeyim, neferiyim. Bugüne kadar hakkımda binlerce soruşturma açıldı. Bunun tanığı olan meslektaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız var. Ben belediye başkanlığı dönemimde mesaimin neredeyse haftanın iki gününü adliyede geçirdim. Bu toplantıda neyi konuşuyorsak, kapalı toplantılarımızda aynısını konuşuyoruz. Ve mahkemede de, savcılıkta da, hakkın divanında da, halkın divanında da aynı şeyi konuşuyoruz. Bizim mahkemeden çekineceğimiz bir husus yok. Yaptığımız, söylediğimiz herhangi bir fikri ve veya çabayı gizleme, saklama, reddetme gibi bir durumumuz yok, olmadı ve olmayacak.
Lakin bizim derdimiz, ortada bir adalet yok. Ortada bir mahkeme yok. Siyasallaşmış bir yargı var. Bir partinin sopasına dönüşmüş bir mekanizma var. Bir darbe hukuku var, bir düşmanlık hukuku var, bir işgal hukuku var, bir sömürü hukuku var. İşte biz bütün bunlara hayır diyoruz. Sizleri de hayır demeye davet ediyoruz. Eğer biz hayır demezsek, eğer biz boyun eğersek, eğer biz biat edersek, emin olun bu memleket düze çıkmaz. Bu memleket düze çıksın diye bu iradeyi, bu duruşu ortaya koyuyoruz. Bakın adalet, adalet öyle bir noktaya geldi ki artık ülkenin bütün saddi mahalline hukuksuzluk, kötülük hakim olmuş hale geldi. Öğretmen, öğretmen, akademisyen, Semih ve Nuriye'den bahsediyor. Ekmekleri elinden alındı. Rızkları çalındı. Biat etmediler. İnsani bir direniş, vicdani bir direniş içerisine girdiler. Ve açlık grevinin 75. gününde gözaltına alınıp tutuklandılar. Öyle bir sorular soruldu ki kendilerine, hani hakikaten Ramazan ayındayız, Ramazan ayının mukaddesatındayız, maneviyatındayız. Ama müsaadeniz olursa bu haksızlığa, bu zulme karşı mutlaka birkaç kelam etmemiz gerekiyor. Eğer zulme karşı, zulme karşı ve kimden kime yönetilirse yönetilsin, zulme karşı sessiz kalırsak, hak divanında hesap sorulacak bize. Ve siyasetçiler olarak da halk divanında da sualler, sorular sorulacak bize. Ama onların sorduğu sorular hakikaten ahiretlik sorular. Şimdi müsaadenizle birkaç tane ahiretlik soruyu burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, gitar çalıp şarkı söylediğin bir video paylaşılmış, sen de beğenmişsin. Paylaşanların örgüt üyesi olabildiğini düşündün mü? Bunu polis açlık grevinde bulunan hocaya soruyor. E be hocam, be kıymetli hocam, gözlerinden öptüğüm hocam, bu ülkede saz çalmanın suç olduğunu sen Selahattin Demirtaş'tan öğrenmedin mi kurban olayım? Öğrenmedin mi? Bak Selahattin Demirtaş saz çaldığı için ve tıpkı senin gibi, ha senin gibi saz çalmak ve gitar çalmak dışında başka bu suçu olmamasına rağmen bugün cezaevinde bunu niye bilmiyorsun, bunu niye öğrenmiyorsun? Hele Selahattin Demirtaş saz çalıyordu. Sen gavur icadı gitar çalıyorsun be kardeşim. Gitar çalıyorsun. Ama bu kadar da olmaz ki. Bu kadar da olabilir mi? Bakın bir başka daha, bir başka soru daha var. O da diyor ki, masumane hak arayışı görünümündeki bu eylemlerin asıl amacı nedir? Vay be! Masumane hak arayışındaki bu eyleminin asıl amacı nedir? Ben asıl amacını söyleyeyim. Sadece ve sadece masumane insani bir hak arayışıdır. Masumane insani hak arayışı için direnenlere, biat etmeyenlere bir kez daha binlerce kez selam olsun. Değerli kardeşlerim, mahkeme kararını veriyor. Diyor ki, delillerin tam olarak toplanmamış olması, tutuklanmamaları halinde adaletin işleyişine zarar verecekleri anlaşıldığından tutuklanmasına. Peki sormak lazım. Ey hakim efendi, ya hangi adalet? Bu ülkede adalet mi kaldı? Aslında demek istedikleri şu: tutuklanmamaları durumunda toplum vicdanının zulme karşı harekete gelebileceği, geçebileceği riskini ortadan kaldırmanın bir gerekçesidir bugünkü tutuklama. Ama ne yaparsanız yapın, zorun gücünün hükmü bir yere kadardır. Haklılığın, mazlumluğun gücü bütün zor aygıtlarının gücünü yenmiştir
Bu minvalde bir kez daha insanlık onuru işkenceyi yenecektir. İnsanlık onurunun işkenceyi yeneceğinin umudu bugün bu coğrafyada bir kez daha dipdilidir. Bir kez daha emin olma en yüksek seviyededir. Nereden çıkarıyorum bunu? Zalimin zulmünden ne kadar korktuğunun aha fotoğrafıdır bu fotoğraf. İnsan hakları anıtı gözaltına alınmış. İnsan hakları anıtı cezaevine konulmuş. İnsan hakları anıtı tabutun içerisine konulmaya çalışılıyor. Ya bu kadar güçlüsünüz, bu kadar kudretlisiniz, bu kadar yedi düvele meydan okuyorsunuz. Aha bu insan hakları anıtından niye korkuyorsunuz? İki gözüm ve kurban niye korkuyorsunuz? İki akademisyenin vicdan hareketinden, benim rızkıma el koydum vazgeç bu uygulamadan deyişinden niye korkuyorsunuz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Haksızlar korkmaya mahkumdur. Zalimler korkmaya mahkumdur. Yeryüzünün bütün diktatörleri Saddam'dan biliyoruz ha, korkaktırlar, korkaktırlar. Diktatörlerin tamamı korkaktırlar kardeşlerim. Şimdi, müsaadenizle, gelin bir başka sayfa açalım. O sayfada şu olsun. Bütün bu item olup bitenler karşısında İçişleri Bakanı Sayın Soylu çıkmış, açıklamalar yapıyor. Doğrusu buna açıklama demekten ziyade belki öfürmek daha doğru olacak. Habire öfürüyor. Bu öfürme nereden geliyor diye bana sorarsanız, Bursa'daki polis fezlekesini düzenleyen onun personellerinin yöneticilerimize dair öfürükten fezlekeler hazırlanması ve öfürükten tutuklanmalara vesile olmasından çıkarıyoruz. Diyor ki bakan, bunlar terör örgütü adına birçok eylemin altına imza atmışlar. Bu suç kariyeri olan kişiler çocuklarımızın geleceğine şekil vermeye uygun kişiler mi? Bu okullarda terörist yetiştirilsin istemiyoruz. Adalet Bakanı olmuş, İçişleri Bakanı, yetmemiş savcı olmuş, o da yetmemiş hakim olmuş, o da yetmemiş mahkeme olmuş, karar vermiş, ilan etmiş. Sen İçişleri Bakanı mısın? Sen savcı mısın? Sen hakim misin? Sen heyet misin? Sen nesin? Allah aşkına sen nesin? Peki, madem ki bunlar suçlu, madem ki bunları suçlu ilan ettim, gel o zaman bunların sabıka kağıtlarına bakalım. Ama aynı zamanda senin sabıka kağıdına bakalım. Biz sabıka kağıtlarını inceledik. Sabıka belgelerine baktık. Hem Semih Hoca'nın hem de diğer hocamızın sabıkalarına rastlamamış diye bir belge var. Ben şimdi müsaadenizle İçişleri Bakanı'na çağrıda bulunuyorum. Onların sabıka kağıdı bizde. Sen de kendi sabıka kağıdını bir topluma gösterebilir misin? Senin sabıka kağıdında ne var? Ben sadece bir ipucu vereyim. Onun sabıka kağıdında, onun mahkemesinde, onun mahkeme kararında donmuş onu bekliyor. Don kararı var. Bunun ayrıntılarını kısmet olursa bir sonraki grup toplantısında sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki grup toplantısında sizlerle istişare edeceğim. Değerli kardeşlerim. Karşılarında güçlü bir bütün gerçekleri karşılarında topluma anlatmak, onurlu bir duruş gördüklerinde hiç tereddütünüz olmasın. Korkuyorlar, ürküyorlar. Ve karşılarında bir insaniyet namına, demokrasi namına, muhalefet namına, hakikat namına bir realite gördüklerinde elleri ayaklarını birbirine dolaşıyor. Korkuyorlar. Bugün bu ülkenin içerisinde olduğu hal ve ahvali anlamanın en iyi yöntemlerinden bir tanesi de sabahtan beri bu meclisin tepesinde uçan
savaş uçakları ve helikopterleridir. Ya bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Bu parlamento her gün toplanmıyor mu? Bu parlamentoya her gün liderler gelmiyor mu? Her gün konuşmalar yapılmıyor mu? Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ hariç, grup başkan vekillerimiz hariç, onlar cezaevindeler. Niye helikopterler uçmuyor? Niye uçaklar uçmuyor? Niye olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıyor? Bir ülke düşünün, bir lider düşünün, kendi parlamentosunda gönül rahatlığıyla korkusuzca çıkıp hitap edemiyor. İşte ülkenin getirildiği hal ve ahval budur. İşte bütün bunlardan sıyrılmanın, bütün bunlardan çıkışın yolu yasak değildir. Yasaklamak değildir. Bir dönem bu ülkede şarkı söylemek yasaklandı. Bugün yine saz çalmak, gitar çalmak ve bunu bir sosyal medya paylaşım aracında paylaşmak yasak. O zaman sormak lazım Cumhurbaşkanlığı'na. Islık çalmanın dahi suç olduğu bir dönem vardı. Musa Anter, AP Musa, ıslık çaldığı için cezaevine girmişti. Bunlara bir söz daha söylemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın AKP Genel Başkanı, siz şiir okuduğunuz için cezaevine girmiş bir insansınız. Sorarım size, şiir okumak suç mu değil mi? Şiir okumak ne zaman suç olacak? Müsaadenizle bir şiir okuyacağım. Ve böylelikle de Ahmet Arif'i, Üstad Ahmet Arif'i ölüm gün dönümünde saygıyla, sevgiyle anmış olacağım. Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne. Fırsatçının, fesatçının, hayının. Dayan kitap ile, dayan düş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile. Bütün dayananlara, biat etmeyenlere, zulme hayır diyenlere bir kez daha buradan, bu kürsüden binlerce kez selam olsun kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, çok konu var. İstişare edilmesi gereken, konuşulması gereken, paylaşılması gereken. Maalesef zamanında sonuna doğru geliyoruz. Neredeyse 100 yılın diplomatik atağı, 100 yılın diplomatik teması olarak Sayın Erdoğan'ın Amerika gezisi ve NATO gezisi Türkiye kamuoyuna sunuldu. Ama gelin görün ki bu gezi 100 yılın diplomatik atağından 100 yılın diplomatik krizine dönüşmüş durumda. Neredeyse gezi üzerinden 15 gün, 20 gün geçti. Halen Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika'da yapmış olduğu 23 dakikalık gezinin etkileri, sarsıntıları Washington'da devam ediyor. Nasıl devam ediyor biliyor musunuz? Korumaların hödük kriziyle devam ediyor. 100 yılın diplomatik atağı diplomatların neredeyse korumaların diplomatik krize dönüştürmüş olduğu bir hal almış durumda. Hatırlayın lütfen. Bundan tamı tamına 14 yıl önce 2003 yılında Sayın Abdullah Gül başbakandı. Sayın Abdullah Gül başbakandı. Siirt milletvekili kimdi? Bileniniz var mı? Siirt milletvekili. Sayın Abdullah Gül'ün başbakan olduğu dönemde biliyorsunuz Tayyip Bey değildi. Tayyip Bey değildi. Jet Fadıl Siirt milletvekiliydi. Ve Sayın Erdoğan da partisinin genel başkanı olarak siyasi yasaklı olduğu için milletvekili seçilememişti. Amerika'da bir geziye gitmişti. Çok açık söylüyorum. Brüksel'de yine aynı şekilde aynı takvimlerde bir geziye gitmişlerdi. Ve o gezi vesayete karşı çıkacağız. Yasaklara karşı çıkacağız. Demokrasiyi inşa edeceğiz. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegresini sağlayacağız
gezisiydi ve hakikaten o geziden sonra 2 yıllık gibi bir kısa zaman dilimi içerisinde bütün dünyanın da desteğiyle, dayanışmasıyla bu ülke ilk defa, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 2005 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyonu ve tam üyelik müzakerelerinin kapısı açıldı. Ben de o dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'ydım ve karınca karanınca Kürt siyaseti olarak da bu sürecin gelişmesinde büyük bir katkımız, büyük bir emeğimiz vardı. Peki o 20 dakika süren Washington'daki görüşmede Trump'la Erdoğan arasındaki diyalogda, 20 dakikalık diyalogda neler geçti biliyor musunuz? Trump tam 2 defa bu 20 dakikalık görüşmede İzmir'de tutuklu bulunan rahip Andrew Bruno'nun serbest bırakılmasını istedi. Hemen akabinde Brüksel'e geçiyoruz. NATO zirvesinde Merkel, Erdoğan'dan gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını istedi. Hemen akabinde yine Brüksel'de Fransa'nın çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan'dan Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci Matthias Depardon'un serbest bırakılmasını istedi. Hemen devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Aydın Sefa Akay'ın serbest bırakılmasını istiyor. Yani nereye gidiyorsanız ülkedeki insan hakları ihlalleri, ülkedeki zorbalık bir gölge gibi sizi takip ediyor. Nereden nereye? Nereden nereye sorusu bu ülkede iktidar kendisine sormadığı müddetçe bu gidişat öyle görünüyor ki daha da kötüye gelecektir. Eğer siz çıkıp bunlara ülkemizde yargı bağımsızdır, onları bağımsız yargı tutuklamıştır derseniz Allah rızası için Divi Roja Ramazan'da Allah rızası için biz de çıkıp diyoruz ki vallahi yargı bağımsız değildir, yargı bağımlıdır. Yargı hükümetin sopasıdır. Nereden mi biliyoruz? Eş başkanlarımızdan, milletvekillerimizden, gazetecilerden, aydınlardan, yazarlardan, yani biat etmeyen herkesin tutuklanmasından biliyoruz. Değerli kardeşlerim, hal böyleyken, yani neredeyse 100 yılın diplomatik atağının, 100 yılın diplomatik krizine dönüştürülmüş olduğu bir ahval ve şerait içerisinde bir tek çıkış yolu var. Emin olma, bir tek çıkış yolu var. Bütün bu olup bitenlerin esas nedeni olan içeride ve dışarıda savaş politikasından vazgeçmek. İçeride ve dışarıda düşman üretme politikasından vazgeçmek. Ve bir kez daha barışın, özgürlüğün, hakkın, hukukun, adaletin ipine sarılmak. Ama öyle görünüyor ki bunlar çok da musibetlerden maalesef ders almamışlar, maalesef ders çıkarmamışlar. Kardeşlerim, şu anda haberlere yansıyan kadarıyla söylüyorum. 10 bin kişilik bir ordu hükümet tarafından Türkiye'de, Suriye'de kullanmak üzere eğitildiğini biliyoruz. Böyle iddialar var ve hükümet bu iddialara sessiz. Sorarız, bu 10 bin kişilik orduyu hangi hakla, hangi hukukla, hangi yasayla eğit, donat projesini uyguluyorsunuz? Hangi bütçeyle bunları finanse ediyorsunuz? Hiç mi tarihten ders almadınız? Bir dönem kendi gözlerimle şahidiyim ki IŞİD militanları Antep'te, Urfa'da, Suruç'ta ve bütün bölgede hastanelerde tedavi ediliyorlardı. Döndü, dolaştı. Onların dayanışması, onlara verilen destek bu ülkede kan dökülmesine yol açtı. Ve bir gün mutlaka bu eğitip donattıklarınızla olan ihtiyacınız ortadan kalkacaktır. O ihtiyaç ortadan kalktığında ve siz onları ulu orta bıraktığınızda onlara vermiş olduğunuz bu silahların sizin deyiminizle size dönmeyeceğinin garantisi var mıdır? O halde bu yanlış politikaların tümünden vazgeçmekle işe başlamak lazım. Ama gelin görün ki bırakın bu yanlış politikalardan vazgeçmeyi, halen Sur'da, halen Kürt şehirlerinde yıkım politikası devam ediyor. Alın size. Ramazan ayındayız. Buyurun. Yıkım politikasının eseri bu. Şu anda Sur'da yıkımın başlamış olduğu günden bugüne değin neredeyse 6 tane mahalle yerle bir edildi ve şu anda Alep Paşa, Lalebey mahallelerinde
insanların evini terk etmesi konusunda bir baskı aracı olsun diye elektrikler kesiliyor, sular kesiliyor. Diyarbakır'ın, Suriçi bölgesinin kültürel miras listesi içerisinde alması için 10 yıl boyunca emek sarf eden bir kardeşinizim. Kardeşlerim, bizler Sur'un o kültürel mirasın UNESCO listesine dahil olması, yani o tarihi dokunun insanlığa kazandırılması konusunda çaba sarf ettik. Oysa hükümet şu anda acele kamulaştırmak kararlarıyla, olağanüstü hal yasalarıyla, parlamentodan geçirmiş olduğu, çok açık söylüyorum, zorbalık yasalarıyla insanlığı yok ediyor, insanlığı. Ramazan ayında insanlar duvarlara yazmışlar. Su yok. Su kesilmiş. Çocuklar mum ışığında ders çalışıyorlar. Hiç şüpheniz olmasın ha. Hiç şüpheniz olmasın. Bu mum ışığında çalışan çocuklar Sur'un hafsasını, Sur'un kimliğini yok etmenize izin vermeyecekler. Gün gelecek bu çocuklar, bu çocuklar yıktığınız Sur'un, yıktığınız insanlık ailesinin değerleri altında çirkin bir surat olarak görülmenize ışık tutacaklar, ışık tutacaklar. Bu çocukların aydınlık geleceğine binlerce kez selam olsun. Bu çocuklar mutlak suretle özgürlüğü yaşayacaklar. Bu çocuklar mutlak suretle barışı miras alacaklar. İşte bu çocuklar ışıksız kalmasın, bu çocuklar eğitimsiz kalmasın. İnsanlar, aileler Ramazan ayında 7 gün 24 saat 1 yıl boyunca susuz kalmasın, 1 saniye boyunca susuz kalmasın diye mücadele edenler bugün bedelini cezaevinde ödüyorlar. Tıpkı Fırat Anlı gibi, tıpkı Gülten Kışanak gibi. Eğer kayyumlar atanmamış olsaydı bu zulümle de bugün Diyarbakır'da tanıklık etmemiş olacaktık. Muhtemelen iftiralara sığınacaklar. Yalana, dolana başvuracaklar. Ama hiç şüpheniz olmasın. Onlara değiniz ki. Onlara değiniz ki. Gazze'de ne oluyorsa Sur'da onu yapıyorsunuz. Ramallah'ta ne oluyorsa Sur'da onu yapıyorsunuz. Çünkü siz zulümle besleniyorsunuz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ne diyordu? AKP kendisiyle yarışıyor. Doğrudur. 70 yıllık cumhuriyet tarihinde, 80 yıllık cumhuriyet tarihinde artık AKP'nin zulmüyle ancak AKP yarışabilir. Ve hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın. Her zalim mutlaka ama mutlaka kendi zulmünün kurbanı olmuştur. Bu zalimler de ya hak yola, ya barış yoluna, ya özgürlük yoluna, ya müzakere yoluna, ya birlikte yaşam yoluna gelecekler. Ya da eninde sonunda akrep gibi kendilerini sokacaklar. Ve hak, hakaniyet, adalet bu minvalde bir kez daha gerçekleşmiş olacak. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Her fırsatta. Milletin iradesi, milletin iradesi, milletin iradesi diyor. İyi de milletin iradesi 85 belediye başkanı niye cezaevinde? Eğer milletin iradesi ise neden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni senin atamış olduğun kayyum yönetiyor? Eğer milletin iradesi ise referandum çok açık ve net bir şekilde ortaya koydu ki bölgede Kürt halkı senin kayyumunu istemiyor. Ben buradan bir kez daha şu anda Bitlis'te belediye eş başkanı Mehmet Hüseyin Olan, Bitlis Belediye Başkanı, Elazığ'da tek kişilik hücrede tutuluyor. Milletin iradesi Elazığ cezaevinde tek kişilik hücrede tutuluyor. Eğer milletin iradesi ise Hodri Meydan, Çar'da bulunuyoruz. Hemen yarın, en tezinden bütün belediyelerde seçime gidelim. Halk seni mi tercih ediyor, senin kayyumunu mu tercih ediyor, kendi iradesini mi tercih ediyor? Hodri Meydan açığa çıksın. Ne diyor? Ben iyi belediyeciyim diyor. Şırnağı ilçe yapacağım. Cizre'yi il yapacağım. Hakkari'yi
ilçe yapacağım. Geveri, Yüksekova'yı il yapacağım diyor. Bu ülkede il olma hakkını pek çok ilçe elde etmiş durumda. Bunlardan bir tanesi de Cizre Pekalo olabilir. Bunlardan bir tanesi de Yüksekova Pekalo olabilir. Hatta bunlardan bir tanesi Siverek niye olmasın? Buradan Sivere'ye ve Urfa'ya binlerce kez selam olsun. Bir tanesi Siverek niye olmasın? İl olmayı hak ediyor. Ama sen bir ilin ilçeye dönüştürülmesi yetkisini kendinde göremezsin. Eğer milletin iradesine miskali zerre kadar saygın varsa, kursandığı Cizre'ye, kursandığı Şırnak'a, kursandığı Hakkari'ye, bak bakalım Hakkari halkı ne diyor. Bak bakalım Şırnak halkı ne diyor. Şırnak halkı ne derse, Hakkari halkı ne derse, başımız gözümüz üzerine kabulümüzdür. Buradan bir kez daha Şırnak'a, Hakkari'ye, Gevere, Cizre'ye, Memuzi'nin mekanına, Ahmet Eyhani'nin mekanına, bir kez daha Sümbül Dağları'na, bir kez daha oradaki yiğit insanlara, oradaki bütün değerlere, kökümüz olan değerlere, dilimizin kökü olan değerlere binlerce kez selam olsun. Değerli kardeşlerim, bitiriyorum. Dilden bahsetmişken, Erdoğan'ın ana dille ilgili konuşmasını bir kez daha kamuoyunun duyarlılığına, ilgisine sunmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynen şunu söylüyor. Hep eleştirdik eleştirdik ya. Siyaset elbette ki muhalefet açısından eleştiridir. Ama bizim muhalefetimiz aynı zamanda doğru kimden gelirse gelsin onun doğrusuna da sahip çıkmaktır. Hepinizin müsaadenizle Sayın AKP Genel Başkanı'nın bir doğrusuna da burada grubumdan sahip çıkmak istiyorum ve o doğrusuna destek vermek istiyorum. Diyor ki Sayın Erdoğan, dil kültürün ve medeniyetin köşe taşıdır. Dilini kaybeden bir toplum diğer değerlerini koruma konusunda zorlanır. Hatta mümkün de değildir. Bunun için kültürlere ve medeniyetlere saldırılar önce dilden başlar. Dilini aldığı anda o milleti çökertir. Bir millete o milletin diliyle oynamaktan daha büyük bir suikast olamaz. Biz işte böylesi bir suikaste maruz kalmış bir milletiz. Sayın Erdoğan, tamı tamına 80 yıldır Kürtler bu suikastlerinize maruz kalıyor ve tamı tamına 15 yıldır iktidardasınız. Dilimiz, kültürümüz suikastlerinize maruz kalıyor. Kürt Dil Enstitüsü niye kapatıldı? Kayyumlarınız ilk müdahale alanları dil alanlarıydı. 1990'ların koşullarında oluşan Kürt Enstitüsü'nü niye kapatıyorsunuz? Senin için hak olan, senin milletin için hak olan kardeş Kürt milleti için neden hak olmasın? Bakın Ramazan ayının yine maneviyatıyla bir hadisi şerifle müsaadenizle bitirmek istiyorum. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi mümin kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek manada iman etmiş olamaz. Gelin bütün güzellikleri bu memleketin, bu coğrafyanın bütün halkları için, bütün dilleri için hep birlikte isteyelim. Bıvan hesta, bıvan ramana, ez ve hem yaşadır hocam silavdıkım, vün hem ub khiru kaşi, ser serimin ser çavim rahatın, dümirin dına ve khiru kaşi da, Ramazan avacına hava firoz ve her hebel, her bizim. Biz de haftalık grup toplantısında yapmış olduğumuz konuşmadan ötürü parti sözcümüz Sayın Osman Baydemir'e teşekkür ediyoruz.